Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 8 Temmuz 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayız. Bugün burada son günümüz Bursa Gemlik'te, Vera Palace Otel'de. Yani kesin olarak şunu söyleyeyim, her şekilde de şunu söyleyeyim, kesinlikle kesinlikle tavsiye edeceğim bir yer. Hani keşke daha uzun kalsaydık dediğim bir yer, bilginiz olsun arkadaşlar. Yani yemekler 10 numara, ortam 10 numara, manzara 10 numara. Yani ben neyi paylaşacağımı bilemedim. Ama şunu söyleyeyim, kesinlikle tavsiye ederim. Yani Yalova'dan, Ankara'dan, Bursa'dan gelenler var. Boşuna gelmiyorlar. Geldiğiniz zaman bana dua edersiniz. Astım bronşiti olan arkadaşlara da özellikle tavsiye ediyorum. Yani buranın yemyeşil bir ortamı var. Yemyeşil, bakın ben bile beyaz gözüküyorum. Yok, bu güneş ışıktan dolayı, açıdan dolayı. Müthiş bir ortamı var. Ben tavsiye ederim arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Allah nasip ederse de seneye de yine orayı ayarlamaya çalışacağım. Eğer seneye düşünen olursa o zaman da aynı tarihlere getirmeye çalışırız. Yani şimdi Fenerbahçe'ye dönelim. Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışında konuşmuş. Bakın Fenerbahçe'de muhalefet, ki kim olduklarını biliyorsunuz. Her kötü dönemde, her üzüntüde ortaya çıkıyorlar. Görüntü veriyorlar. Buluşmalar yapıyorlar. Bakın benim ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün odağı bu sezon bu camianın birlik beraberliğe, kenetlenmesi ve başarılarla şampiyonluklara yürümesidir. Bizim bunlarla kaybedecek vaktimiz yok ama kulübün böyle bir gerçeği de var. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Sayın Aziz Yıldırım son dönemde yine aktif. Kendisi keşke gelip bizim toplantılarımızda, YDK'mızda, Maliye Genel Kurulumuzda konuşsa. Kendisi değil miydi dışarıda muhalefet etmeyin, hainlik yapmayın, gelin buraya genel kurullara, Maliye Genel Kurulu'da burada konuşun diye. Sen değil miydin? Ama sen bu cesareti gösteremiyorsun. Bizim en zayıf olduğumuz, senin de kendini kudretli gördüğün bir dönemde açık açık davette bulunduk. Zamanında biri çıksaydı hemen kongreye gidecektik. Bu çocuk oyuncağı değil ki hemen kimse çıkmazsa ben çıkarım. Yok üniversite yaparım, okul yaparım. Size üniversiteyi anlatayım. Biz göreve geldik. Benim ilk resmi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak yaptığım toplantı YÖK Başkanı'na gitmekti. Niye? Bir hafta sonra üniversiteyi kataloglara çıkacaktı. Ve Fenerbahçe Üniversitesi onun içinde olacaktı. Kontenjanlar için. Ne bir binamız var, ne 5 kuruş paramız var. 56 tane hoca stadın altında penceresiz bir yerde çalışıyorlar, yapıyorlar. Gittik YÖK Başkanı'na, dedik ki ne olur bir sene daha bize süre verin. Biz Fenerbahçe'nin arkasında hiçbir şekilde eğitim veremeyiz diye. Sağ olsunlar yaptılar. Diyor ki üniversiteyi bize verin, biz yapalım. Baktık kaç para toplamış üniversiteye diye. 1.2 milyon. 600 bini Vefa Küçük'ten. 600 binde bir genç hayırsever. Babasının ismini bir amfiye koymak için, üniversitenin bir yerine koymak için vermiş. Yönetimden bir kuruş para koymamış. Şimdi diyor ki üniversiteyi biz yapacağız. Üniversiteyi biz yapmayacaktık. Ne yaptık? Bir marka ile işbirliği yaptık. Yani üniversitemiz çok iyi gidiyor diyor arkadaşlar. Medikana ile işbirliği yapılmış. Burayı geçiyorum. Niye ben bunları anlatıyorum? Ben açık açık dedim. Benim dönemim seneye bitiyor. Eylül ayında çıksın adaylar. Kulüple istişare etsinler. Kulüple beraber hareket etsinler. Devre arası transfer yapacaksak onların da görüşlerini alalım ve Fenerbahçe'de en sağlıklı bir şekilde bayrak devrini yapalım. Ancak burada başka bir amaç var. Herhalde şeyi düşünüyorlar. Bunlar şampiyon olur, Allah korusun. Biz bir daha hiç gelemeyiz diye. Bu sezonda her şeyi yapacaklar diye. Bu sezon bu Fenerbahçe'nin gündeminde olmaması gereken bir konu. Yani Fenerbahçe'nin başarısı ve şampiyonluğu. Yani bizim hedefimiz bu. Ancak gerçekleri bilmezsek de olmaz. Fenerbahçe'nin kötülüğünü isteyenler diye bir gerçek var. Ben bunu şunu söyleyeyim. Gerçekten var. Fenerbahçeliyim diyen, gerçekten Fenerbahçe'nin kötülüğünü isteyenler var. Kent geldi çöp diyorlar. Ceko geldi çöp diyorlar. Kötü gittiği zaman diyecekler ki ben demiştim. İyi gittiği zaman diyecekler ki helal olsun, takım çok iyi. Çünkü kimse iyi gittiğinde hesap sormayacak. Bu sene hepimize çok büyük vazifeler düşüyor. Bu yaklaşımın bir şekilde önüne geçmeliyiz. Ve Fenerbahçe'nin bekası ve menfaatleri çerçevesinde mümkün olduğunca oldukça camia olarak kenetlenmemiz gerekiyor. Öyle bir kenetlenmeli ki aramızdan su bile sızmayacak konuma gelmemiz gerekiyor. Tabii bunu bir yönetimin söylemiyle yapmamız mümkün değil. Türkiye Kupası'nı kazandık, sanki suç işlemişiz. Keşke kazanmasaydık, çünkü taraftar gruplarından biliyorum 2-3 bin kişilik yürüyüş düzenlemeye çalıştılar diyor. Bu Ali Koç'un palavrası. Ya başarısız olursan tabii ki yürüyüş düzenlenecek. Türkiye Kupası'nı alamasaydım 10 bin kişi de 100 bin kişi de düzenleyecekti. Bunu geç. Türkiye Kupası'nı kazanmasaydık Aziz Başkan geri dön bizi bırakma diye organizasyon yapacaklardı. Böyle bir şey organize etmişti. Düşünebiliyor musunuz? Fenerbahçe'nin mutsuzluğu. Bak bu başka. Benim mutsuzluk dediğim başka. Gerçekten başka. Benim mutsuzluk Fenerbahçe'nin başarısızlığını istiyor dediklerim bu değil. Bu Ali Koç'un, hani Aziz Yıldırımcıların yaptığı şeyi demek istiyor. Böyle bir yol yürümüşüz, 3 Temmuz'u yaşamışız, savaşmışız, mücadele etmişiz. Zaten sıkışınca hep 3 Temmuz.
Fenerbahçe iyi giderken bunların sesi çıkmıyor mu? Balıkçılardan fotoğraf veriyorlar mı? Vur patlasın, çal oynasın videolar düşüyor mu sosyal medyaya? Niye kötü giderken bunları artık düşünmemiz lazım diye. İnşallah Türkiye Kupası yeni kupaların habercisi olur. Bunun için de hani artık şeytanın bacağını kırmış oluruz ve inşallah bu sezon hiçbir şekilde bizi durdurmaya güçleri yetmez. Bunun için sahadaki futbolcu ile hocanın gücü yetmez, sahadaki futbolcu ile yöneticiler yetmez diyor. Camianın kenetlenmesi lazım diyor kısacası. Hani başka hiçbir camiada bu yok. Başka hiçbir camia rakiplerin mücadele ederken bu kadar kendi içinde mücadele etmiyor. Tek tük divan kurulu toplantıları başka camialarda muhalefet olur. Onun dışında bakın adamlar diyor ki temel atma töreni var. Eski hocalar, başkanlar, yöneticiler hep bir arada. Bırak temel atmayı, Can Martun'un cenaze töreni, kızı gibi sevdiği Birsel Vardarlı'nın jübile maçı ve bunun gibi sayabileceğimiz bir sürü şeye davet ettik. Tenezzül etmediler. Mektubu geri yolladılar. Başarının tek anahtarı var. Yani Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluğu göstermek. Mücadele ettiği her kulvarda muvaffak olmak. Bunun için de tek bir yol var. Tek bir anahtar, camianın birlik beraberliği her hedefe. Camianın birlik beraberliği ve hep beraber hedefe odaklanması doğru söylüyor. Şimdi şu kısım beni çok düşündürdü. Fenerbahçe'de adeta bir paralel kulüp yapılanması söz konusu. 20 senesini Fenerbahçe'ye vermiş. Fenerbahçe için hapis yatmış. Fenerbahçe için çok büyük işler yapmış. Ama son yıllarda şirazesi kaymış. Eski başkanımızın kendini tekrar iktidara getirebilmesi için son 5 yılda gizli kapalı kapılar arkasında, son 1,5-2 yılda da bir nebze daha açık, son günlerde daha da açık şekilde eski yöneticiler, eski kulüp çalışanları, bazı dernekler, federasyon ziyaretleri, Ankara ziyaretleri. Birlik ve beraberlik diyoruz. Hani bizi bunu başaramayacaklar falan diyor. Kendim için söylüyorum. Allah beni hiçbir zaman inşallah şöyle bir duruma düşürmez. Fenerbahçe'nin başarısızlığından, Fenerbahçe'nin kötü gidişatından keyif alan, stratejisini bunun üstüne kuran, geleceğini bunun üstüne inşa eden bir insan inşallah ben olmam. Ben olmayacağımı biliyorum ama büyük konuşmamak lazım. Hani gördüklerimden anlıyorum diyor. 20 yıllık başkanın bu hale düşeceğini kim bilebilirdi? Bir grup insan bana sakın cevap verme. Herkes gerçek amaçlarını biliyor. Kulübün odağı bu olmamalı diyor. Başka bir kesimde şunu diyor. Niye susuyorsun başkan? Konuş, gereken cevabı ver. Hani bu söylenenlerin hepsi üstünüze kalır, yapışır diyorlar diyor. 3 Temmuz'da dahi birlikte hareket edemedik diyor. Biliyor musunuz bunu diyor. Kulübün tarihinin en önemli davasında beraber hareket edemiyoruz, strateji yapamıyoruz diyor. Bana kaçtı diyorlar. İş öyle bir noktaya geldi ki 3 Temmuz'da kulübü yalnız bırakmakla suçluyorlar. Ben 3 Temmuz'da ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Şu an Aziz Yıldırım'ın yanında olan bazı isimlerin neler yaptığını da iyi biliyorum. Yani herkesi biliyorum diyor. Bana kaçtı diyorlar. Kaçak konumuna getirmek istiyorlar. Ha, müthiş bir nokta. Hükümetle kavga ediyor diyorlar. Yeni lafları biz FETÖ'yle kavga ettik. Mücadele ettik. Mevcut yönetim iktidarla kavga ediyor. Yeni piyasaya sundukları, servis ettikleri durum bu. Yazık, günah, yalan, iftira. Şimdi bak Sayın Ali Koç. Bu cümlelere ben de katılıyorum. Hükümetle kavga ediyorsun, tartışıyorsun. Yani siyaseti konuşmaktan nefret eden bir adam olarak söylüyorum. CHP'nin savunuculuğunu yapıyorsun. CHP oy kazansın diye Fenerbahçe'yi paravan olarak kullanıp CHP'ye oy getiriyorsunuz. Yani niyetiniz buydu. Uğur Dündar'ın da senin de, açık söyleyeyim ya. Bugüne kadar siyaset konuşmayan, hiçbir siyasi görüş olmayan ben bunun farkındaysam herkes de bunun farkındadır. Yapmayın. Ya takım iyi gidiyor. Bilmem ne. Trabzon'un localarını bilmem şunlar satın aldı. İyi de hocam herkes biliyor bu gerçekleri. Ali Koç söyleyince mi zoruna gidiyor? Ya herkesin bildiğini Ali Koç söyleyemez. Söyleyemez. Ya söylenilmeyecek o kadar çok şey var ki. Bak söylediğin her şey doğru olmalı. Ama her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. Anlatabiliyor muyum? Her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. Ya ben Fenerbahçe'nin başkanı bugün ben olayım. Bu sene şampiyonuz ya. Allem edip şampiyonuz. Kallem edip şampiyonuz. Samet Akaydın'ı falan beğenmiyorsunuz ya. Rossi ile Samet Akaydın'la falan şampiyon yaparım takımı. Söz veriyorum size. Kenan Evren arazisine AVM dikerim. Oraya birilerini de ortak ederim. Soyadı eylem başlayan birilerini de ortak ederim. Çok da güzel AVM dikerim. Kulüp borcunu yarı yarıya indiririm. Bir yıl içinde yarı yarıya kulüp borcunu bitiririm. İkinci yılda da full bitiririm. Neyse. Devam edeyim. 5 mektup yolladım diyor. Gelmediler. Beni CİMER'e şikayet etmişler diyor. Ali Koç siyasete girmek istiyor. Konusunu işlediler. Yani buna inanan insanlar oldu. 101 kişi. 101 gerçek kişi. Sosyal medya troller. Sahte hesaplar değil. Gerçek kişi beni CİMER'e ve BİMER'e aynı metine şikayet etmişler diyor. Yani bugün CİMER'e biri şikayet edildiği zaman devlet nasıl harekete geçiyor biliyor musunuz demiş. 3 Temmuz'u ben organize etmişim. 3 Temmuz'u ben kurgulamışım. Onun için benim hiç tapem yokmuş ve bunu organize edenler yine demin bahsettiğim insanlar diyor. Birbirine ağır küfürler edenler, birbirinin suratını görmek istemeyen insanlar falan filan diyor. Ya ben şunu söyleyeyim. Uzun lafın kısası.
Bu meselede Ali Koç da haklı, Aziz Yıldırım da haklı. Biri birinden daha mı haklı, biri birinden daha haklı ama kim haklı? Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Takım iyiye gitsin, takım şampiyon olsun. Ali Koç, Aziz Yıldırım konuşursa haindir. Fakat takım 5 senedir kötü gidiyor. Ya 5 senedir kötü giderken ben de konuşsam haklıyım, siz de konuşsanız haklısınız. 5 senedir rezil gidiyor takım. Haksız mıyım? O yüzden Ali Koç, şunu söylüyorum. 30 milyon euro civarında bir para eline geçti. Daha da geçebilir. Daha da geçecektir. Hani Arda'nın inşallah bonuslarının hepsi devreye girer. 40'a bulur. 40'ı bulur. Daha gidecekler var. Ne olur bu parayı hiç etme. Yok. Bilmem şudur. Basketbola şudur. Budur. Basketbolu at kenara. Basketbol kendi yağında kavruluyorsa kavrulsun. Kavrulmuyorsa at kenara. Futbola al Zaha'yı. Al Dybala'yı. Al ne bileyim Correa'yı. Al Cengiz Ünder falan konuşuyorsun. Al onları. Al yaslan arkana. Los Galacticos'u izlet Fenerbahçe taraftarına. Takım şampiyon olsun. Otomatikman bu kadro seneye de devam edecek. Seneye de devam edecek. Seneye de ne yap? İsmail Yüksek'i bu sezon ilk 11 oynat. 30 milyon 40 milyon euroya da onu sat seneye. Takımın çehresini değiştir. Seneye de yabancı kuralını hep birlikte Galatasaray zaten yalvarıyor. Kendi başkanlarına Mehmet Büyükekşi başkanları var ya Galatasaray'ın onursal başkanı. Halledin. Geçir aradan. Kur Los Galacticos'unu Fenerbahçe'ye. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer utanman, arlanman, Fenerbahçe sevgin varsa bunu yaparsın. Yok, utanman, arlanman yok. Kafan çalışmıyorsa gider yine 3-5 tane zibidi alırsın. Parayı çarçur edersin. Aman daha fazla futbolcu aldım diye sevinirsin. Geleceğe yatırım yaparsın. Bak Arda'nın meyvesini topladın. Berisha'nınkini topladın. Buruma'nın bile meyvesini topladın bu kadar kısa sürede herkes eleştirirken. Bora Aydınlığı da toplayacaksın. Yasir'i de toplayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yasir Boz'u da toplayacaksın. Yasir Subaşı diyecektim ya. Yani durum bu. Mesela sıradaki haberimiz Fenerbahçe Thiago Çukur'u Beveren'e kiraladı. Bak bu çocuktan ben çok ümitliyim. Allah ömür verir siz görür ben görmezsem deme de demeyin. Thiago Çukur Belçika Ligi ekiplerinden Beveren'e kiralandığını açıkladı Fenerbahçe. Yapılan açıklama yeni sezon planlamasına devam edilen profesyonel futbol takımımızda oyuncumuz Thiago Çukur 2023-24 sezonu için Belçika'nın SK Beveren takımına kiralanmıştır. Genç futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz deniliyor. Geçen sezon Denver'da 28 maç 5 gol 3 asist. Ancak Beveren başka bir takım. Yani gerçekten Beveren başka bir takım. Arkadaşlar bakın bir futbolcumuz bir takıma kiralandığı zaman ne yapın biliyor musunuz? Bak ben size anlatayım. Transfer marketine girin. Takımın piyasa değerine bir bakın. Tamam mı? Bak takımın piyasa değerine bakın. Bu takımda bizimki oynar oynamaz diye kararınızı verin. İşte sonradan girer girmez diye kararınızı verin. Mesela Beveren takımı. Beveren Transfer Market. Gir. Güncel kadro piyasa değerinden başlayalım arkadaşlar. Bakın. Ha şunu da söyleyeyim. Belçika Ligi aslında çok ideal bir lig. Farkında mısınız bilmiyorum. Ya bizden Belçika Ligi'ne çok kiralık gidenlerimiz falan da oldu. Belçika Ligi ideal bir lig. Hani bizim şey için ideal bir lig. Bizim kiralık vereceğimiz futbolcular için. 5 milyon 100 bin euro piyasa değeri var. Beveren ikinci ligde. Belçika'nın ikinci liginde. Ama önemli değil. Hatırlayın Westerlo'da yani biz neler neler şey yapmıştık. Ki Westerlo, aynı Westerlo belki de bizim uğrumuzda çıktı. Şimdi hücum hattına bakıyorsun. Hücum hattına. Santraforları 24 yaşında 450 bin euroluk Gabriel Pierre-Etienne. Thiago Çukur'da 20 yaşında 300 bin euro piyasa değeri var. 20 yaşında. Bakın 20 yaşında. O forveti de bedava almışlar. Al sana çift forvet. 5 oyuncu değişikliği hakkı. Burada baya baya kadroya girer. Burada baya baya genç isimlerle birlikte bir şeyler yapar. Keşke bu takıma benim kafamda bir isim var. Onu da kiralasak. Çünkü bu takımın kadro sayısı düşmüş bayağı. Yani bayağı bayağı düşmüş. 3-4-3 gibi oynayan bir sistemleri var. Bakalım. Arda Güler. Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu. Hızlı bir şekilde hareket edeyim. Çünkü bir video daha çekmem lazım. Siz bu videoları izlerken ben yolda olacağım. Hayırlı yolculuklar dileyin bana. Fenerbahçe Bucaspor'dan 15 yaşındaki orta saha Efe Konuşkan'ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı diyelim ya. Kattı diyelim. Yeni Arda Güler'in de Fenerbahçe kadrosuna kattı diyelim. Hatırlarsınız Yağız Sabuncuoğlu da geçenlerde aktarmıştı. 15 yaşındaki futbolcuyla görüşülüyor diye ama kattı diyelim. 2008 doğumlu Efe Konuşkan oyun görüşü tekniğiyle Fenerbahçe'nin Madrid'e sattığı Arda Güler'e çok benziyor. 3 Şubat 2008 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Efe
Futbola Buca Spor'da başladı. 10 yaşında kulübün lisanslı futbolcusu olan Efe, 2022 yılında tecrübe kazanması için İzmir'in amatör takımlarından Canlı Spor'a gönderildi. 2022-23 sezonu başında Buca Spor 1928'e döndü diyor. Ya hocam bu çocuklar çok mu önemli? Arkadaşlar, Ali Koç şunu yapmaya çalışıyor. Sağdan giderken solu da halletmeye çalışıyor. Soldan giderken sağı da halletmeye çalışıyor. Bakın Thiago Çukur'un kapı geldi. Ertuğrul'un kapı geldi. Bakın bunlar genç isimler. Yeni Arda Güler. Ya Efe Konuşkan yeni Arda Güler. Yasir Boz'u hiç izlediniz mi? Ya size soruyorum. Yasir Boz'u hiç izlediniz mi? Bora Aydınlığı hiç izlediniz mi? İnşallah Rusya kampında da izleyeceğiz Bora Aydınlığı. Ha? Bilginiz olsun. Hiç izlediniz mi bu çocukları? Altyapı maçlarında izleyin. Altyapı maçlarını. Hatta Bora Aydınlığı izlediğiniz zaman şu cümleyi kuracaksınız. Ulan biz niye Rossi'yi izledik o zaman? Bak bir kez daha söylüyorum. Dzeko geldi mi? Geldi. Ryan Kent geldi mi? Geldi. Git sahaya al. Git Correa olur. Başka kimdi? O on numara. Dybala olur. Ya getirebilirsin arkadaşlar. Senin takımında Dzeko var. Dybala olur. Sağ bugün Cengiz Ünder konuşuluyor. Ben netleştiremedim. Bilginiz olsun. Hani sağda solda çok konuşuluyor. Netleştiremedim. O yüzden de size duyum olarak vermek istemiyorum. Ama Cengiz Ünder konuşulur. Cengiz'i sağa atsan, bak Türk, Emre Mor'u da arkasına atsan, sağ kanadın Türk. Üç kuralından bir tanesi. Ferdi Türk, Ferdi'nin de arkasına Mert Müldür'ü becerebilirsen, ki bitmek üzere, iki tane Türk'ün var. Kalecin de Altay bir yere gitmesi, İrfan bir yere gitmesi, üç tane Türk'ün var. Diz. Hatta ben size subliminal bir duyum verecektim ama açık, net söylüyorum. Eğer Cengiz becerilirse, eğer Mert becerilirse iki tane yabancı stoper bekleyin. Transfer bekleyin. İki tane kütür kütür yabancı stoper bekleyin. Bakın stoper iki tane bekleyin. Bak subliminal verecektim açık açık veriyorum. Son olarak da Fenerbahçe'nin Kenan Yıldız'a teklifi diyor. Şimdi Arda Güler gitti. Genç bir isim kadrosuna katmak istiyor Fenerbahçe. Şöyle yapayım. Biraz daha aydınlık gibi duruyor. Arda Güler'i sattı ve La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus'ta bonservis olan Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin 10 milyon euro vermeye hazır ama Torino devi gelecek vadeden futbolcuyu satmak istemiyor. Oyuncu 31 maça çıkmış alt yaş takımlarında 12 gol 7 asist. Yani U21 forması giyiyormuş Juventus'un. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro. İyi bir Fenerbahçeli. Çocukluktan Fenerbahçeli bu çocuk. Ama ben olacağını zannetmiyorum. Haberiniz olsun. Çok güzel subliminal duyumlar verdim. İnşallah beğenirsiniz. Görüşmek üzere.